Mevlam buyurdu, yine o İsra suresine geçiyor muhtemelen bu. İşte vein uttum uduna. Bak muhtemelen. Vein uttum uduna ayet kelimesi. Uzun olarak da ben veriyorum, vakit oldu. Ey İsrailoğulları, eğer tekrar fitne çıkarırsanız böyle, fesat çıkarırsanız, zulüm ederseniz bir insanlara, uttum adet dönüş anlamına geliyor böyle. Yeski adetin dönerseniz uduna, biz Mevlam buyuruyor, tekrar sizlere azap edersiniz. Bu son artık tane böyle böyle. Son. Vein ut vein bu da şart. İçin bir şart böyle. Vein uttum uduna. Eğer tekrar dönerseniz yani dönecekler. Dönecekler, durum edecekler. Şimdi tabii Filistin'de kardeşlerimize muhteremler. Biraz da Gazze'deki Müslümanlar. İmran'ın her gün aklıma geliyor muhterem yatarken. Her gün aklıma geliyor Gazze'deki Müslümanlar muhterem. Abluka altında. İlaç gibi alamıyorlar. Böyle. Yiyecek, almak yok, şu yok, bu yok. Tam bir ablukada böyle. İsrail'in izine bağlı. Böyle. Esten gelen Mısır'dan bunlar gelirdi. Kaçan başlarındaki trene gelirdi böyle. Şimdi Mısır'da İsrail'e birleşince orası o yolda kapandı. Zavallı halk yani bitkin bir adı muhtemelen böyle. Yani. Evlerine bombalıyor. Ama yapmalara malzeme yok böyle. Yani çimento yok, demir yok muhtemelen böyle. Demir yok onların böyle. Yiyecekleri yok onların böyle. Yarakları topu şekilde. Tabii istediği zaman tabii istediğini öldürüyor. Tutukluyor, öldürüyor. Atıyor, cizine atıyor bunları böylece. Yani hem her akşam altına geliyor onlar muhtemelen böyle. Yani en acıdığım bunlar insanlar bunlar böyle. Yani eskiden gene Suudi Arabistan, işte Körfez ülkeleri, Mısır buna yardım ediyor onlara böyle. Onlar şimdi karşılıklı şimdilerine böyle. İsrail'e birleşti bunlar da. Başındaki diktatör yani böyle. Baştaki azgın zalimler. Bunlar karşılıklı bunları. Ya Allah yardım etsin inşallah. Yalnız bu ayet-i kerimenin gereği muhteremler. İsrail suresinde vein uttum utna ayet-i kerimesi böyle. O konuda hemen baş sayfalarında, ikinci sayfanın başında geliyor bu ayet-i kerime. Uzun ayet-i kerime. İnşallah bu son olarak başa gelecek. İsrail'in başına gelecek. Yaptığı yani kar kalmayacak anlamı muhtemelen böyle. Onlar arz-ı mevbu diye bekliyorlar. Fırat Dicle arasını böyle. Yani bizim Gab bölgeleri de onların elinde olacak onlar. Onların şeyleri böyle böyle. İşte Güneydoğu sınırlarımız, şehirler, Rumlar olacak onları da böyle. Ninive arası böyle. İşte Irak, Suriye, şunlar bunlar. Büyük Orta Doğu yerli böyle. İsrail devleti, dünya hakim olacaklar. Hakim olacaklar. Tekrar meşrik yapacaklar. O zamanki usule göre yapacak bunları bu şekilde. Yahudilere göre diğer insanlar abinin hayvan gibi İsrail'in hürmet yaratılmışlar. Yani asıl insan Yahudilermiş. Onlara göre böyle. Irkçı. Böyle böyle. Irkçı bile bunlar böyle. Irkçı, canavar böyle. Acımasız mutlaka böyle. Tabi Rabbimin de takdiri var muhteremler. İşte zamanı geldim inşallah böyle. Yani ümidim var artık İbe dönüyor bize. İslam'a dönüyor muhterem böyle böyle. Bugün dünyada tek ülke var Türkiye muhterem böyle. Yani İslam'a sahip çıkan Abdülhamid'den sonra Ramazan böyle. İki de dua vardır. Birinin duayı diye de fiili. Fiili dua böyle. Fiilen böyle. Bir de kavli. Yani söz duvarı böyle. Şu anda bizim fiilen yani kuvvet, güç olarak elimizde şuna bir şey gelmez. Ama kavli dua yapalım muhterem. Yalvarım Mevlamıza böyle. Yani Filistin'e kardeşlerimize, Kudüs kardeşlerimize, Keşmir'deki kardeşlerimize muhterem böyle. İsa aleminde, Afganistan'da böyle. Her yerde böyle Müslümanlara bunlara. Ona dua edelim muhterem böyle. Rabbim şu kadın zulmeti üzerimize inşallah muhteremler. Ve had-ı şerif var, çok sayı bu had-ı şerif var böylece. Yahudi'ne savaş olmadan falan kopmayacak muhtemelen böyle. Yahudi bir tane arkadan saklansın, ağaç, o ağaç diyecek, ya Müslüm ki arkadan Yahudi var çıkmış muhtemelen böyle. Tabi bunda artık, ondan sonra artık yani kıyamet yakın ama. Yakın aslında bu şey. Ama olacak muhtemelen böyle.